Alizade bir proje mi? Gerçekler. Yani proje olabilir de yani ne projesi olacak anladın mı? Şimdi bilmiyorum. Background'ını hiç bilmiyorum bu kızın. Yani yaptığı bu kadar kötü şarkılar bile dinletebiliyoruz projesi mi? Asimile projesi olabilir. Rusya piyasasında müzik üreten Alizade neden Türkiye'ye taşındı? Neden artık Türkçe diliyle şarkılar çıkarıyor? Türkçesi gerçek... Çünkü Rusya'da siklenmedi. Ayıptır söylemesi. Şarkıları o kadar popüler değildi. Buraya geldiğinde zaten Azeri'ydi bu kardeşim, bu Azeri Türk'ü. Naçıvan'da doğdum, ben bir köylüyüm. Orada doğdu. Dedi ki Türkiye ile alakalı bir şey yap. Anladın mı? Türkiye'de bir şeyler şansımı deneyeyim. Türkiye'de de sevdiler. Kötü mü yoksa önceden planlanmış bir projenin parçası mı? Bugün tüm gerçekleri gün yüzüne çıkarmak Şu çocuğu. Burak Güngör beni patlatayım. istiyorum. Şimdiden uyarayım. Bu olayı bir dinleyici bakış açısıyla analiz ettim. Üşenmeden tüm Rus kaynaklarını Türkçe'ye çevirdim. Gizli bir bilgi içermez. Kişiye ne küfür ne de hakaret içermektedir. Neyse, sizler de video like ve abonelik bıraktığınıza göre olaya yavaştan girişimi yapmak istiyorum. 28 Ekim 2000'de Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde dünyaya geldi. Nahçıvan'da doğdum ben, köylüyüm. 11 yaşında ailesiyle birlikte Moskova'ya taşındı. Fakir bir ailede büyüdü. Babası bir perde mağazasında yönetici olarak çalışıyordu. Annesi ev hanımı. Ayrıca Alizade'nin bir ablası ve bir erkek kardeşi bulunuyor. Müzik olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Çocukluğundan beri şarkıcı olmak... Çocukluk yılları şey mi oluyor? Geçen sene falan. Kopuyorum ya bu cümlelere. Eskiden çocukluk yılı bir belgesel tarzı bir şeydi. Çocukluk yılı dendiği zaman aklıma şey geliyordu. Öyle ne 1970'ler, 1950'ler falan. Çocukluk yıllarında başladı. 2022 falan. istiyordu. Bu nedenle zamanında okul korosuna kaydolmuştu. Orada eğitim almış bir koro şefi olan baş öğretmeni tarafından fark edildi. Öğrencisinin ses yeteneklerini fark etmişti. Ailesinin fazla parası yoktu. Bu nedenle öğretmeni kendisine ücretsiz ders veriyordu. Ancak 2 yıl Allah sonra Allah. öğretmen kayboldu. Bu Alizade için bir darbe oldu ve müzik okulunu bıraktı. Aynı zamanda annesi Azerbaycan'da sınır dışı edilmişti. 15 yaşında olan Alizade artık ev işlerinden de sorumlu. Tam 15 yaşındaki bir çocuğa benzemiyor mu? Bu yüzden okul eğitimini evinde gördü. Okulundan mezun olan Alizade, üniversite sürecinde internetten tanıştığı arkadaşıyla müzik kariyerine çoktan adımlarını atmaya başlamıştı. Bu süreçlerde Alizade kovalamaya devam ediyor, şarkılarını üretiyordu. Belli ufak ufak kitlelerden aldığı geri dönüş kendisini motive ediyordu. Alizade'nin ilk ses getiren şarkısı Gucci oldu. İlk birkaç günde 1 milyona ulaşan bu parça kendisine olan özgüveninin de artmasını sağlamıştı. Bu süreçte dış görünüşü ve sözleri yüzünden sürekli eleştiri aldı. Şirketinin ve sevdiklerinin baskısı onu depresyona kadar sürüklemişti. Hani alın. Bir şey söyleyeceğim. Güzel. Güzel değil mi? Yok ya, bu kızın yeteneği var ama işte salak bir kız. Yeteneği var. Bence okeydi ya bu. kadar sürüklemişti. Ben bunu dinlememiştim ama okeydi yani. Çok böyle Nicki Minaj, Queen tarzı bir şey var da Türkiye'de tutmuyor bu. Mesela büyük ihtimal Rusya'da da mı tutmadı bilmiyorum da. Çok değişik. Burada abi Queen olmuyorsun. Burada diva oluyorsun. Yani fark o. Anladın mı? Burada Queen olmaya çalışırsan işin zor. Burada diva olmaya çalışan. Hani alınacak birisi değil bu. Bu performans Fast Food müzik kanalında yer aldı. Cardi B, Megan gibi rapçilerin şarkılarındaki beatlerin üzerine freestyle yaptı. Yayınlanmasının ardından yorumlar kısmında tonlarca kötü yorum aldı. Bu süreçte Alizade The Orchard müzik şirketiyle 3 yıllık bir işbirliği yapmayı düşünüyordu. Ancak Mart 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Sony Müzik'le dahil olmak üzere sözleşmeyi askıya aldılar. Şirket ilk başta Rusya'da kalabileceklerine dair güvence verdi. Ancak Alizade bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. 2022 yazında hayatını kökten değiştirmeye ve yurt dışına taşınmaya karar verdi. Başlangıçta memleketi Azerbaycan'ı düşündü. Ancak bu fikirden hızlıca vazgeçti. Çünkü müzik piyasasını yeterince geniş bulmuyordu. Çare komşu ülke olan Türkiye'yi seçmek oldu. Yaz ayı boyunca onu... Bir şey söyleyeyim mi? Kız akıllıymış o zaman. Bu kız akıllıymış. O zaman ne yaptığının farkında bu. Farkında ve biliyor. Bro. Oğlum siz ezel mi sanıyor? Yani böyle bir bildiğin
piyasa takibi yapıp yani Enes Batur'a salak diyenler de mesela Enes Batur da akıllı bir zeki ya yani bu konuda hani ne yapacağını doğru adım attı falan certürt. Bu kız da öyle. 11 tane Türkçe şarkı kaydetti. Rapçi çocukluğundan çok fazla Türk müziği dinlediğinden dolayı dili temel düzeyde bildiğini söyledi. Hop bir dakika kardeşim. Ulan şansını sıkım ya. Benden iyi Türkçe konuşuyor. Temel düzeyde iyi olan bir kardeşimiz nasıl Türkçe konuşamaz ki? Ben buradan şunu anlıyorum. Arizade sırf etkileşim alabilmek için, dikkat çekebilmek için, daha doğrusu insanların kendisi hakkında yorum yapabilmesi için bilerek kötü Türkçe konuşuyor. Gündelik hayatında böyle konuşmuyor anlayacağınız. Alizade tamamladığı tüm şarkıları tüm Türk rapçilere göndermişti. İlk geri dönüş yapan kişi New Wave şirketinin sahibi Alpercan İratçı oldu. Berkcan Güven şarkılarını beğendiğini ve Alizade ile ortak bir parça kaydetmeyi teklif etti. Yaz ortasında İstanbul'a taşınan Alizade New Wave ile anlaşma imzaladı. Yönetici ona kira konusunda yardımcı oldu ve parçaları kaydetmesi için ona bir müzik stüdyosu devretmişti. Başlangıç başarılı oldu. Alizade BG ile olan Kalbin Bana adlı şarkısını Temmuz 2022'de yayınladı ve 2 haftada 2 milyon dinlenme topladı. Ayrıca şarkının şu anda Spotify'da yaklaşık İlk Türkçe şarkısı o mu ya? Alizade'nin? İlk Türkçe şarkısı o muydu? Wow. Bildiğin 7-8 ay önce lan. 60 milyon dinlenmesi bulunuyor. Çıkardığı solo şarkılar aynı derecede başarı gösterdi. Sonraki süreçleri zaten biliyorsunuz. Alizade'nin vermiş olduğu bu imaj, güçlü bir ataerkil kültüre sahip bu tür kitleyi etkilemesi zor olmamıştı. Kendisine olan güveni, açık giyinmesi, yaptığı danslar kendisini diğer rapçilerin arasından öne çıkartmıştı. Zaten Türkiye gibi geride kalmış bir ülkede yabancı kadın rapçileri kopyalayıp çok ustaca bir şekilde harmanlayıp pazarlamak çok da zor bir şey değil baktığınız. Şimdi şu video sizlere çok tanıdık gelecek. Cardi B is a plant by the Illuminati. She don't write her raps. She just there to like sound as ignorant as possible and just and then make songs like fuck him and then get some money. You know, she was literally replaced, you know, Nicki Minaj purposely. That they put her there. And now she doesn't know what to do and she's just a fucking she has no idea what the fuck is going on. She thinks it's just a blessing from the universe. Bir de şimdi şuna bakın. Kanye West abim diyorsa doğru diyordur. Я вдохновлялась их очень много. Missy Elliott, Nicki Minaj, Lil Kim, там Asian Doll, Cuban Doll, City Girls, Princess Nokia. Vallahi gidip bu kadın rapçilerin saçlarını toplasak zaten Alizade'nin saçı ortaya çıkıyor. Yani bu saydığı rapçileri az çok tahmin edebiliyoruz. Genelde ağzı küfürlü olan, kötü konuşan, twerk atan, dans eden, kendi kadınlığını, cinselliğini bayağı iyi satan ve daha çok şarkılarında sert vokal üzerinden müzik yapan insanlar. O insanlara ilham alıp yani Miss Elliot'ı da öyle tanımlamam. Yani Miss Elliot öyle değil. Miss Elliot'ın bir sürü banger'ı var, şeyi var. Yani bir kere de twerk yaptığını hatırlıyor muyum bilmiyorum. Böyle şarkılarında kendisi değil de diğeri geri farklı kişiler, dansçılar twerk falan yapıyordu. Yani Miss Elliot dediğin zaman bir yapı taşı gibi dimdik oraya koyacaksın yani, anladın mı? Wow yani. O listeye koymam. Nicki Minaj, Cardi B bunları koyarım da Nicki Minaj da şimdi rapçi olarak saygı gören biri. Yani son dönemlerde özellikle yazdığım her şeyi Nicki yazmıştır çıkışından sonra. Mesela Ice Spice'a derim tamam, bak Industry Plant derim. Cardi B'ye belki. Alizade proje mi, onu konuşuyoruz. Darkstream hoş geldin. Kendine özde bir tarz da oluşturabilirsin. Değişkenlik gösterebilir. Ama Alizade resmen maalesef birebir vokaller olsun vesaire alıntılar yapıyor. Hiç kimseye vermedim ve bu bir gerçektir. I'm really. Just bunu insanlara zor oluyor anlatmakını çünkü inanamıyorlar. Ama just yani herkese versem desem de vermedim hiç. Вопрос звучит так. Как прошел твой первый раз? Нормально. Нормально прошел первый раз. Yoksa Alizade nasıl ya? Ne ilk deneyimim? Belki stüdyo deneyiminden bahsediyorlardır. Biraz. Yıllar önce ilk deneyimim iyi geçti diyen insan nedense bu zamanlarda ben bakireyim, daha önce bir şey yapmadım diyor. Yani bir insanın bakireliği beni ilgilendirmez de yani bunu apacık bir şekilde dikkat çekmek için, etkileşim almak için yaptığı bariz bir şekilde belli. Şimdi bu kadın bu kadar insanlar tarafından işe de yarıyor o zaman.
Biz gene zeka derim ben buna. Eleştiri alıyor, nefret ediliyor, lince boğuluyor artık. Kim dinliyor oğlum bunları? Kardeşim. Ama günün sonunda parayı kazanan insan o. Müziği dinlenen o, hayatı yaşayan o. Kanka sana komik bir şeyden bahsedeyim mi? Yani sen bu o kadar yorumlar yazıyorsun ya Alizade. Yani gram umrunda değil kanka. Sikini bile takmıyor ya. Valla sen öyle yorumlar yazıyorsun ya. Maalesef dostum gülüyorlar, eğleniyorlar. Artık yani bünye bunlara alışmış. Tabii geçtiğimiz günlerde Barış Manço'ya laf atmasını da yakıştıramadım. Ölmüş de bir insan. Bu davranışını ne kadar böyle takdir etmesen de diğer yaptığı eylemleri böyle zekice buluyorum. Yani bir insan etkileşim için böyle yöntemlere başvuruyorsa kardeşim ve bu yöntemler sonucunda gerçekten bir başarıyı elde ediyorsa, tanınıyorsa, para kazanıyorsa kardeşim ben bu kadına zeki derim. Yani ben Alizade'nin müziğini dinler miyim? Dinlerim. Beni eğlendiriyor mu? Eyvallah. Tamam, gayet güzel müzikler yapıyor. Beni sarıyor. Ama işin özüne baktığımızda sound orijinal değil. Peki bu durum umurumda mı? Değil. Ben sadece insanları aydınlatmaya çalışıyorum. Bu kariyer sadece Alizade tarafından değil. Bu işin arka planında çalışanlar, menajeri olsun vesaire gayet zekice şekilde hareket ediyorlar. Yani bu ben de buna zeka derim ki. Gayet zekice bir şey. Okey o zaman abi. Robert Atamo sağ olasın da yani harbiden zeki bir iş abi. Ya buradan Rusya'dan Azerbaycan'a gitmeyin Türkiye'ye gelip kaç 8 aydır şarkı yapıyor lan bu kız. Türkçe konuşuyor. 8 aydır Türkçe konuşuyor. Dinletmiş kendi, yani bazı isimlerden daha iyi dinleniyor. Daha fazla dinleniyor. Yani şarkı kalitesi, ben mimine bu kanalda Alizade'yi savundum da Barış Manço'nun olayından sonra savunacak bir tarafı da kalmadı bu karının ve kızın. Benim kahve ağzının çıkışı. Kalmadı da yani o zaman zekiymiş. Ben aptal gözüyle bakıyordum hani şey yapıyordum da çoğu sosyal medya kişilikleri bana aptal geliyor. Gerçekten ya da şöyle bir şey var. Bunlar zamanında söylediği yalanı, ya yani bir yalanı çok söylersen inanıyorsun ya. Ve inanmış gibi davranıyorsun ya ve etrafındaki herkes de inanıyor falan ya. Yani çok değişik yani. Sürekli yalan söyleyenler de var. Bu ben kendimden biliyorum. Bir yalanı sürekli söylediğim zaman mesela geçmişte olan bir olayı anlatma şeklim mesela yanlış anlatıyorum. Mesela o benim kafamda belli bir süre sonra öyle yaşanmış gibi kalıyor ama aslında yaşanan o değil. Ya da öyle bir şey yaşanmadı. Anladın mı? Türkiye'ye şarkı yapmak için geldiğine inanmıyorum. Ne diyorsun peki? Ne projesi bu? Kara para haklama projesi falan mı? Ya ben bu kızı bak bu kızın bence bir şey söyleyeyim. Piyasanın siz ezel sanıyorsunuz ama piyasadaki şarkıcıların, rapçiler üzerinden bahsediyorum. Piyasadaki rapçilerin bence bir kere ses olarak çok büyük avantajı var. Ses eğitimi almış belli. Ama kendisi mesela böyle bir sesi varken mesela göt sallamayı tercih ediyor. Bu da bir tercih tabii ki. Mesela Nicki Minaj da bazen Cardi B çingeni çıkamıyor da Nicki Minaj da mesela çok güzel oktavlara çıkıyor. Bilmem neye çıkıyor. Hani profesyonel bir şekilde şarkı söylese dinlersin. Ama göt sallamayı tercih ediyor. Çünkü piyasada bu satıyor. Seksel diye bir şey var. Bu Türkiye'de seksel Türkiye'de Queen çıkmıyor mesela. Queen olmuyor anladın mı? Herkes Queen'im benim diye gelmiyor. Türkiye'de diva oluyorsun. Bülent Ersoy falan yani. Anladın mı? Türkiye'de çok yani bunu kabul bu kadını kabullenmesi zor Türkiye'de. Bence ilk yapanlardan olduğu için kabul görmeyebilir ama bir sonrakilerinin önünü açıyor gibi bir şey oldu. Bilmiyorum. Ya ilk başta rap biz dinlediğimiz zamanlarda da mesela rap kabul gören bir şey değildi Türkiye'de. Şimdi görüyor. İleride böyle tipler de çoğalır yani. Ben şey yapmıyorum. Çünkü yabancılardan Nicki Minaj çıktıktan sonra Missy Elliott falan diyor burada da aynı türe sokmuyorum. Nicki Minaj'ın kopyası hatta Cardi B'yi de sayarım orada. 750 tane sanatçı çıktı. Nicki Minaj'ın aynısı. Her kadın sanatçı neredeyse göt sallıyor. Şey yapıyor. Ama Nicki Minaj yapan şey o değil. Neil Bangers için iyi oldu. Öncü ablam benim. Yani. TikTok'da ben gördüğüm kadarıyla TikTok'da şarkıları da kendi şey yapıyor. TikTok'da çok iyi kullanıyor. Sosyal medyayı iyi kullanıyor yani. Bize nazaran. İnsanların da galiba ilgisini görmüş. Dalga geçer tonda söylüyor zaten. Her böyle Alizade'nin yaptığı açıklamayı ciddiye alan var mı aranızda bilmiyorum da.
Vallahi günahını almayayım ama bir ara fuhuş için geldi dediler. Ta ne zaman sonra şansına müzik yapmış. Hatta Azerbaycan'dan anısıyla gelmiş buraya ya. Sen niye Alizade oldun ya buraya ya? Twitter'da ifşalamışlardı, yalan olabilir. Alize'yi. Yani bilmiyorum, Türkiye'de bir de garip şey var ya, mesela yabancı bir yere gidip böyle yabancı dili konuşamayınca tatlı buluyorlar mı bilmiyorum. Türkiye'de çok tatlı buluyorlar. Çok şeker buluyorlar. Niye, bizim millete özgü bir şey mi ya? İşe yaramış ama Anafez. İşte ben zeki dediğim kısım o. Yani ne için geldiği şey değil de işe yaramış. Başarmış yani. Anne ben başardım. Şu an ne kadar kazanıyor burada nasıl bilmiyorum da yani bildiğin kariyeri oldu. Alizade'yi mi kıskanıyoruz biz falan? Vallahi ben bilmiyorum. Yaşı kaç ki bunun? Ben 18 yaş üstü olduğunu gördüm. Tamam dedim. Tamam dedim yani. Bilmiyorum abi, yani güzel video olmuş. Yeni stil. En iyi kadın rapçi bu arada galiba Lizzy şu an değil mi? Başka aklıma gelmiyor. Lizzy herhalde. Geldiğinde küçüktü. Wow.